Boşkaba gelmedi mi daha? Yok, gelmedi. Ya çok merak ediyorum bu konuşacağı. Çok önemli konu neymiş? Vallahi çok önemliymiş. Telefonda söyleyemezmiş. Kesin araba isteyecektir. Onun için hayattaki en önemli konu araba. Yok, araba değilmiş. Daha önemliymiş. Arabadan daha önemli ne olabilir ki? Yoksa uçak falan mı isteyecek? Aha, gel, boş. Gel bakalım havuç kapağı. Geri kalanlar nerede? Bugün tek geldim Emine abla. Vay, 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 vay. Yemeklere bak. Kaynanam da beni seviyormuş ha. Hoş geldin, hoş geldin. Hadi otur. Yemekler soğumasın. Gel Emine. Ya Haluk. Ha. Gel tabağına koyayım o zaman. Neymiş anlatacağım bu önemli şey? Hakikaten ben de çok merak ediyorum. Neymiş bu konuşacağın konu? Anlatacağım, anlatacağım ya. Merak etmeyin. Emine abla, şunlardan biraz koysana. Isparak ye. Yok baba, onu yemeyeceğim. Patates. Anlatacağım baba ya. Önce midemize 2-3 lokma girsin. Ne demişler? Aç ayı oynamazmış. Biraz daha patates koyayım mı sana? Doldur Emine abla, doldur. Siz niye yemiyorsunuz? Oğlum, anlatacağın şeyi merak ediyoruz. Anlatacağım anne ya. Ama önce bir şeyler yiyelim değil mi? Aslında siz de bir şeyler yeseniz iyi olur. Çünkü anlatacağım şeyden sonra yemeden içmeden kesilebilirsiniz. Kötü bir şey mi yaptın lan? Ne yaptın? Yok baba, ne kötü bir şeyi. Aslında hayırlı bir şey. Ama siz pek sevmeyebilirsiniz tabii. Ay, şimdi ben de çok merak ettim ya. Arkaya böyle gerilim müziği falan mı koysaydık acaba? Bizim çocuklar olsaydı var ya, bu yemeklere bayılırdı. Anlat. İyi. He, sen şey diyorsun babacığım, anladım. Bir elime alabilirsem. Baba, elim... Ay hadi oğlum. Ya aslında çok önemli bir şey değil. Herkesin yaptığı bir olay. Ben evlenmeye karar verdim. Anne, duymadın galiba. Ben evlenmeye karar verdim diyorum. Bir şey demeyecek misiniz? Yani biliyorum, bu kararım sizde biraz şok etkisi yarattı. Tabii haklısınız. Benim de oğlum gelse, ben evlenmek istiyorum dese, ben de şoka girerdim. Ya Emine abla, bari sen bir şey söyle. Ne bileyim, tebrik ederim diyebilirsin, hayırlısı olsun diyebilirsin. En azından ben babamdan senin kafanı kırarım havuç kafa demesini beklerdim. Senin kafanı kırarım havuç kafa. Vallahi billahi kırarım. Oğlum sen manyak mısın? Okulun bitmeden nasıl evleneceksin? İşin yok, paran yok, evin yok, hiçbir şeyin yok. Yardım edeceksiniz baba. Ablama nasıl yardım ettiyseniz bana da öyle yardım edeceksiniz. Delireceğim ya. Oğlum bak, şunu yanağına saplarım ha. Ben para mı basıyorum? Haluk'cum bir dakika. Oğlum, senin daha evlenmen için çok erken. Önce bir okulunu bitir bakalım. Ablamın da okulu bitmemişti. Canım, senin işin yok, gücün yok. Nasıl geçineceksiniz? Ablamın da işi yoktu. Ama yaşın daha çok küçük. Ablamın da küçüktü. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Diyelim ki bir yerlerden bulduk, buluşturduk, evlendirdik. Evin kirasını nasıl ödeyeceksiniz? Ha? Ne yiyip ne içeceksiniz? Bizi kirada mı oturtacaksın baba? İyi ya valla. Ablama ev alın, beni kiralarda süründürün. Oğlum, biz ablana ev falan almadık. Bak hala taksitlerini ödüyorlar. Biz sadece biraz yardım ettik. Bana da yardım edeceksiniz o zaman. Açacaksınız kesenin ağzını. Üvey miyim ben? Oğlum, bak mantıksız davranıyorsun. Bizi zor durumda bıraktığının farkında değil misin?
aşkın başladığı yerde mantık biter anneciğim. Ben Özge'yi seviyorum. Eğer evlendirmezseniz kaçırırım vallahi kızı. Ana! Ben buna boşuna kırmızı Hüseyin demiyorum. Rahmetli babam beni istediği zaman Hüseyin işi yok diye vermediydi. O da bana dedi ki ben de seni kaçırırım o zaman dedi. Kaçırırım vallahi. Benim artık gözüm hiçbir şey görmüyor. Boşuna dememişler aşkın gözü kördür diye. Gözleri kapanmış bunun. Ben onun gözünü açmayı bilirim. Dayağı yedi mi falt taşı gibi açılır gözleri. Oğlum bu işi unut. Bizde para falan yok. Aa, demek evlat ayırıyorsun baba. Ay saçmalama Emre. Niye evlat ayıralım? Ablamı nasıl evlendirdiyseniz beni de öyle evlendireceksiniz o zaman. Bu kesin dayak istiyor. Saçmalama. Ben onu bunu bilmem. Özge'ye evlenme teklifi ettim. O da kabul etti. Bu iş ya olacak ya olacak.